İyi günler arkadaşlar. Bugünkü konumuz Windows 11 optimizasyon ayarları. Önce güncelleştirmelerden başlamanız gerekiyor. Windows Update güncelleştirmelerini yaptığınızda emin olun. Çünkü Windows 11 yeni bir işletim sistemi ve her güncellemede daha fazla sorun çözülüyor ve performans konusunda iyileştirmeler yer alıyor. Bunun dışında Microsoft Store'dan bu güncelleştirmelerden sonra Windows'un kendi içine gelen uygulamaların güncelleştirmelerini aldığınızda emin olun. İkinci aşamada ekran kartınızın ve chipsetinizin güncellemesini yapmanız gerekiyor. AMD kullanıcıları AMD Driver Support'a girip örneğin ekran kartı güncellemesi için kendi ekran kartını seçip en son çıkan güncellemeyi Windows 11 için yukarıdan indirebilir. Yine aynı şekilde chipset güncellemesi için chipset, kullandığınız chipset, anakart modeli ve chipset sürücünüzü buradan indirebilirsiniz. Nvidia kullanıcıları için Nvidia'nın sitesinden sürücüler yükle kısmından otomatik belirleme indirebilir ve ekran kartınızı buradan kendiniz manuel olarak da seçebilirsiniz. Aramaya başla dediğinizde en son sürücüyü İndirmeniz için getirecektir. Kabul et ve yükle dediğinizde indirme başlar. Performans için önemli başka bir konu. Program ekle veya kaldırdan kullanmadığınız uygulamalardan kurtulmaktır. Bilgisayarınızda kullanmadığınız uygulamalar varsa bunları silmeniz hem depolamada yer açacak hem de arkada çalışan servisi azaltacaktır. Bu da sisteme daha az yük binmesini sağlar. Başlangıç uygulamalarına ulaşmak için Alt Ctrl Delete'den görev yöneticisini seçip başlangıç kısmından başlangıçta açılmasını istemediğiniz şeyleri devre dışı bırakabilir ve etkinleştirebilirsiniz. Başlangıç sırasında bilgisayarınız yavaşlıyorsa, belli süre beklemeniz gerekiyorsa kullanmadan önce bu programları azaltmak sizin için faydalı olacaktır. Sırada oyun için tavsiye ettiğim ayarlar var. Windows ayarlarına girdiğinizde sistemden monitör, oradan gelişmiş ekran değil, grafik ayarları. Varsayılan grafik ayarlarını değiştir. Donanım hızlandırmalı GPU zamanlamasının açık olması sizin açınızdan faydalı olacak. Çünkü oyunlarda %1, %2 de olsa FPS konusunda bir adım atıyor. Game Bar'ın kapalı olması bazı oyunlarda shooter sorunun gitmesi için faydalı. Çünkü Game Bar açıkken DVR aspect ekranı izliyor. DVR özelliğiyle. Ekranı çekme özelliği, yakalama özelliğiyle. Ve bu oyunlarda bazen shooter sorunlarına sebep oluyor. Minik kasmalar yaşanıyor. Normalde oyunu 70 FPS oynadığınız halde oyununuzu küçük küçük takılmalar başlıyor. Oyun modunun açık olması çok bir fayda sağlamasa da, hatta bazı oyunlarda performans düşürse de bazı oyunlarda daha iyi performans elde etmenizi sağlayabiliyor. Ayarlar kısmından sistem, sistem kısmından monitör. Burada ekran çözünürlüğünüzü ayarlayabilirsiniz. Bunun dışında gelişmiş ekrana geldiğinizde eğer monitörünüz 75 Hz, 60 Hz, 120 Hz gibi değerleri destekliyorsa her zerini buradan seçebilirsiniz. Ne kadar yüksek Hz o kadar akışkan bir oyun deneyimi size sunacaktır. Sırada erişilebilirlik kısmına geldiğinizde görsel efektleri tıklayıp buradaki görsel efektleri kaldırabilirsiniz. Sonra gizlilik ve güvenlik kısmından genele tıklayıp bu şekilde işaretleyin. Geri geldiğinizde konuşma, mürekkep oluşturma ve yazma kişiselleştirmesi, tanılama ve geri bildirim, etkinlik geçmiş kısımlarını kapatın. Girdiğinizde buradaki tiki kaldırmanız yeterli bunun için. Aşağı indiğimizde konum, kamera, mikrofon, sesle etkinleştirme ve altında kalanları uygulama tanılamaya kadar kapatabilirsiniz. Nasıl kapatılıyor onu da göstereyim. Farz edelim takvime tıkladığımızda bu şekilde açıp kapatabiliyorsunuz. Bunları kapatmanız performans açısından ufak faydalar sağlayacaktır. Ayarlar kısmında yukarı performans yazdığınızda Windows'un görünümü ve performansını ayarla kısmından en iyi performans için ayarlı seçeneğini seçip uygula deyin. Gelişmiş kısmına geldiğinizde SSD'niz varsa özellikle bu işe yarayacaktır. Sistem yönetimli bellek boyutu deyip ekstra RAM almasını sistemi sağlayabilirsiniz. Sırada temizleme işlemini göstereceğim. Yukarı depolama yazdığınızda
depolama ayarlarına girdiğinizde şurada geçici dosyalar diye bir kısım var. Bu kısım sisteminizde boşuna yer kaplayan dosyaları işaretliyor. Kısma girip indirilenler klasörünüzü seçmemeye dikkat edin. Geri dönüşüm kısmını seçebilirsiniz. Seçip dosyaları kaldırın dediğinizde kullanmadığınız dosyaların bir kısmından kurtulabilirsiniz. Bunun dışında bilgisayarıma girip oradan C'den sağ tık özellikler diski temizle dediğinizde de bir temizleme ekranına ulaşabilirsiniz. Burada sistem dosyalarını temizle seçeneğine basarsanız update'lerden veya formattan sonra gelen, yükseltmelerden sonra gelen dosyaları da tarayacaktır. Bu dosyaların tamamını buradan bu şekilde silebilirsiniz. Dosyaları sil dediğinizde tamamı silinecektir. Yine ayarlar kısmından depolama ayarlarına, oradan aşağıdan gelişmiş depolama ayarlarına girdiğinizde sürücü iyileştirme diye bir kısım göreceksiniz. Tıkladığınızda böyle bir ekran karşınıza çıkacak. Buradan SSD'niz için trim işlemini, SSD ekranınızda disk birleştirme diye trim yapacaktır. Diğer diskleriniz için de birleştirme işlemi yapabilirsiniz. SSD'lerde trim boş alanı siliyor. Bu sayede SSD'nin yazma hızını yükseltiyor. Yani daha doğrusu kullandıkça düşen yazma hızını eski haline getiriyor. HDD'lerde kullandığınızda ise disk birleştirme işlemi gerçekleşecek. Disklerdeki veri daha rahat okunabilecek şekilde sınıflandırıp gruplayıp yerlerine dizecek. Bu özellikle oyunlarda işe yarayan bir şey. Dosyalara daha rahat değişmesini sağlıyor sistemin. Bu da performansa iyi bir şekilde katkı sağlıyor. Sıradaki kısım sistem yapılandırması ayarları. Sistem yapılandırmasına girdiğinizde örgütleme kısmına gelin. Zaman aşımını 5 saniye yapın. Grafik örgütlemesini kapatın. Gelişmiş seçeneklerde işlem sayısını maksimuma çekin. Bellek üstünlerini şu an kullanmanıza gerek yok ama eğer sisteminizde bir sıkıntı varsa, sistem başlarken performans kısmında bellek kısmınız var olan belleğinizden daha düşük bir miktar gözüküyorsa, Fazil'in burada 13.2 yazıyor, o zaman bellek üstünlüğünü açabilirsiniz ve sisteminizin maksimum kullanacağı bellek miktarını işaretleyebilirsiniz. Hizmetler kısmında sistemin arkada çalıştırdığı servisler yer alıyor. Bu servislerde eğer kullanmadığınız servisler varsa bunları kapatabilirsiniz. Güvenlik için makrosu hizmetlerini gizleyin. Geri kalanlar kurduğunuz uygulamaların servisleri. Kullanmadığınız Fazil'in kesmesi kapatmak gibi servisleri kapatıp tamam deyip sistem yapılandırması sekmesini kapatabilirsiniz. Windows 11 yeni kurduysanız sisteminizde henüz yapılması gereken çok fazla ayar var demektir. Öncelikle This is Win11 uygulamasını kurun. Oradan sistem sekmesinde kontrol settings üzerinden checkleyin. Buradan küçük görev bölü ve gizli dosyaları göster seçeneklerini kapatın. Geri kalanları fixleyebilirsiniz. Bunların hepsi seçili olabilir. Ben daha önce yaptığım için şu an seçili gözükmüyor. Program sürekli güncelleniyor. Bu yüzden arada kontrol etmenizi tavsiye ederim. Nasıl yükleneceği ve nasıl kullanacağı hakkında detaylı bir video zaten kanalda var. Bunu fixledikten sonra bu kısımdan kullanmıyorsanız OneDrive'ı silebilir. Telemetri servislerini kapatabilirsiniz. Tıklayıp ikisine de Apply Selected dediğinizde işlem otomatikman gerçekleşecektir. Sıradaki Windows'un zamanlama ayarları için Google'a ISLC yazın. İlk çıkan sayfa Wagner'a tıklayın. Oradan indirdiğiniz programı bir klasör açın ama hep o klasörde kalmak zorunda. Yani program sürekli başlangıçta açılacak ve çalışacak. Klasör girdiğinizde, önce kendimizin kapatmam lazım. Program yönetici olarak başlayacak. Bu iki seçeneği işaretleyin ve buraya 0.50 yapın. Bu tam olarak bu şekilde gözükmesi gerekiyor. Burada şurada yazan arkada sistemin uykuda beklettiği bellek miktarı. Bunu istediğiniz zaman kapatabilirsiniz. Özellikle Battlefield oynuyorsanız o oyunu kapattığınızda sisteminiz kasıyorsa pörçlediğinizde sistem kendini gerçekten toparlıyor. Start dediğinizde arkada çalışmaya başlayacak. Bu şekilde aşağı alabilirsiniz. Bu sürekli açık kalacak. Kapatmanız gereken bir uygulama değil. Otomatikman sistem açıldığında tekrar başlayacak. Önemli olan bu klasörü silmemeniz. Ekstrakladığınız yerden. Bunların yanında sisteminizi arada bir temizlemek için de içinde birkaç küçük faydalı araç ve ayar bulunan bir uygulama tavsiye etmek istiyorum. Wireskin sitesine girip
ücretsiz olarak indirebilirsiniz. İndirdiğinizde karşınıza kurduğunuzda şu tip bir program çıkacak. Sistem temizleme kısmından kayıt defterini tarayıp tarama bitsin be. Temizliğini yapabilirsiniz. Onun dışında içinde temizle diyelim. Genel temizleyici var. Buradan Windows'un biriktirdiği çöpleri, yine Metro ön bellek, kullandığınız tarayıcıların ön belleklerini ve diğer uygulamanın arkada bıraktığı çöp izleri silebilirsiniz. Aşağı kısımda da yine tarayıcınızdaki çerezler ve benzeri oturumlar gibi kısımlar var. Burada dikkatli olmanız gereken yer, yerli depolamayı silerseniz açık bırakılan sekmeleri silinir. Yine şifrenizi silmemeye dikkat edin. Oturumu silerseniz sisteme her girdiğinizde tekrar oturumu açmanız gerekir. Tarayıcınızın oturumu açıksa. Gelişmiş temizci kısmında temp dosyası gibi yerlerde biriken çöpleri temizleyen ufak bir araç var. Yine onları da temizleyebilirsiniz. Sistem hafifletme kısmında Windows update'ler, yardım dokümanları, yükleyiciler ve benzeri şeyler var. Aşağıda normalde bu açık kalıyor yedeklemek için. Sizde açık kalsın. Ne olur ne olmaz diye, sistemler botlamazsa diye. Bu şekilde geri dönebilirsiniz. Buradaki dosyayı da temizleyebilirsiniz. Genelde güvenlidir. Sistem iyileştirici kısmından, bu şu an size yeşil gözükmeyecektir. Bu ayarları onaylarsanız, bu bilgisayarınızın açma kapatma hızı, sistem kararları, sistem hızlandırma, ağ hızlandırma ve SSD iyileştirme konusunda gerçekten yararlı uygulamalar, küçük tweakler ayarlanacaktır. Disk birleştirme kısmında daha önceki Windows'un uygulamasından gösterdiğim gibi disk birleştirme işlemini yapabilirsiniz. İlk başta analiz izleyip ne kadar bölündüğünü görüp ondan sonra da birleştir yapabilirsiniz. Ama bunu kullanmak zorunda değilsiniz. Direkt Windows'un kendi içine gömülü olanı da kullanabilirsiniz. Kayıt defteri birleştirme özelliğinde kayıt defteri birleştirdiğinizde sistem kararlılığı yükselir diyor. Analiz ettiğinizde bir vegedit kaydınızı kontrol edecek. Ondan sonra eğer birleştir derseniz sistem yeniden başlatıldıktan sonra işlem gerçekleşecek. Yine başlangıç yöneticisinde daha önce gösterdiğim gibi görev yöneticisinden başlangıçta çalışan servisler ve hizmetleri kapatabilirsiniz. Bunun için sistem yapılandırma veya görev yöneticisini de kullanabilirsiniz ama program için daha kolay oluyor. Gizlilik koruyucu özelliklerinden disk siliciyle de eğer silmek istediğiniz bir diskiniz varsa gerçekten uzun süreceğinizi bilerek hani diski satacaksanız veya başkasına verecekseniz ve yeniden kurtarılmasını istemiyorsanız dosyaları diskinizi silebilirsiniz. Dosyanın üzerine birkaç kez veri yazıp silerek diskteki verileri okunmaz hale getirecektir. Burada bulunan kısmı videonun altında paylaşacağım. Bu kısmı eğer kopyalayıp komut sistemine yönetici olarak başladıktan sonra yapıştırırsanız arkadaki telemetri hizmetlerini kapatıyor ve birkaç ufak ayar yapıyor. Örneğin şuradaki hipeti kapatmak için. Bunlar da performansınıza fayda sağlayacaktır. Bunun dışındaki kısım vegedit kısmı. Vegedit'te yapacağımız ayarlar için yukarıda belirttiğim adreslerdeki girdileri değiştirmemiz gerekiyor. Önceki birinciden başlayalım. Girdiğimizde şöyle bir şey görüyoruz. Kontrol edelim. F, 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 3, 6, 8 tane. 8 tane F girmeniz lazım. Çift tıkladığınızda buraya girip tamam demeniz yeterli. Ben de bu ayarların hepsi çoktan yapıldı. Bu kısım yine aynı kısımdaymış. Sistem responsive ayarını yine tahminen 8 tane kontrol edelim. 8 tane sıfırla girmeniz lazım. Zaten yine sıfır olarak işaretleyecek. Üçüncü numaraya geçiyoruz. Üçüncü vegedit ayarında GPU önceliği ayarını şuradakini çift tıklayıp 8 ve öncelik ayarını 6 olarak yapıyoruz. Bu uygulamaların ekran kartından daha hızlı bir şekilde güç almasını sağlıyor. Öncelik veriyor onlara. Arkada çalışan diğer uygulamalara nazaran. Dördüncüdeki vegedit girdisini değiştirmek içinse yazan kısma giriyorsunuz. Sağ tıklayıp yeni 32 bitlik değer basıyorsunuz. İsmini bu şekilde yapacaksınız. Ha, daha önce yapmışım onu söylüyor. Ben daha önce yaptığım üzerine geleceğim. Siz yaptığınızda okuyabilecektir. Geldiğinizde bunu iki yapıyorsunuz. Bu tam ekran iyileştirmelerini kapatmak için. Hem bazı oyunlarda gerçekten hani
hem optimizasyonu kötü etkiliyor hem de oyunun çökmesine sebep olabiliyor. Bazı oyunlara takılmana sebep olabiliyor tam yeten iyileştirmeler. Özellikle de eski oyunlarda bazı sıkıntılar yol açabiliyor. Son kısımda ise komut sistemini yönetici olarak çalıştığım ve SFC, Shift 7, Scanlog komutunu girin. Bu sistemimizdeki dosyaların bütününü doğrulamak için yapılan bir işlem. Sistemimizde eksik bir dosya varsa, bir dosya zarar gördüyse veya bir dosya eksikse bunu tamamlayacaktır. Otomatikman Windows Server'dan indirip. İşlem bittiğinde kendi kendine zaten size bittiğini söyleyecek. Gerekli bozuk dosyaları değiştirdiğine dair bir uyarı verecek. Ondan sonra sistemi kapatıp bilgisayarınızı resetleyebilirsiniz. İşlem bittiğinde bu şekilde bir görüntü elde ediyoruz. Burada diyor ki bozulmuş dosyaları buldum ve onları başarılı bir şekilde tamir ettim. Bu sayfayı aldıktan sonra az önce de dediğim gibi sistemi resetlemeniz yeterli. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Hepinize iyi oyunlar dilerim.